Karayla Farklı Bakış devam ediyor. Tekrar merhabalar efendim. Programın ilk bölümünde Türk Milli Eğitiminin sorunlarını değinebildiğimiz kadarına değinmiştik. İkinci bölümde öğretmenin sorunlarına, çünkü eğitimin hem dinamiği hem mağduru öğretmen. Öğretmenin de sorunları var. Belki öğretmen eğitim sorunlarının içinde bir unsur ama kendisinde sorunları var. Ve onun ardından da Samsun Milli Eğitim'de durum ne? Samsun nereye gidiyor? Bunu konuşacağız. Kısaca öğretmenin sorunlarını Sayın Kuruoğlu sizden başlayalım. Evet. Teşekkür ediyorum. Samsun'da 276.332 öğrenci ve bunu idare eden de 16.898 öğretmen var. Tabii Samsun'da çok ciddi bir norm, yani 4+4'ün o dönüşümle beraber ortaya çıkan okul dönüşümleri çok ciddi miktarda bir norm fazlası öğretmen ortaya çıkarttı. Burada yıllardır okullarında çok kaliteli hizmetler veren arkadaşlarımız Milli Eğitim'in yanlış politikaları sebebiyle norm fazlası duruma düştü. Zaman zaman okul değiştirmek, zaman zaman ise ilçe değiştirmek zorunda kaldı. Samsun tabii sahil boyunca uzunlamasına norm fazlasını eğitimci olmayan birisinin anlayacağı bir sadelikle anlatayım. Nasıl ifade edeceğim? Şöyle diyor ki, devlet diyor ki bir öğretmen 21 saat derse bir öğretmen ihtiyacı doğar diyor. İkinci öğretmen ise tekrar 21 saate doğar diyor. Yani diyelim ki bir okulda 42 saat ders var ise o zaman buraya matematik dersi 2 tane matematik öğretmenidir. Bu 2 kişiye biz norm diyoruz. Yani 2 norm ya da 21 saat derse ise 1 norm diyoruz. Ya da sınıfçılar için bir sınıf varsa o sınıfta eğitim yapan öğretmene 1 norm diyoruz. Mesela örnek verelim, 23 tane ilkokul, ortaokulu iken orada hem sınıfçılar yani ilk kademe hem de ikinci kademe varken burada bu okul ortaokul kısmına dönüştürüldü. Halde burada o günkü şartlarda 40-50 tane sınıf öğretmeni vardı ve onlara dendi ki siz bu okulda görev yapamazsınız. Zaman içerisinde bunlar başka başka okullara tayine zorlandı ya da emekli olmak zorunda kaldı arkadaşlar. Sadece o olmuyor. Aynı zamanda bu dönüşüm öyle bir problem ki öğretmen arkadaşlarımızı zorlayan, sıkıntıya sokan problem ki. Mesela geçen yıl yine aynı okuldan örnek verelim. 23 Nisan ikili öğretimdeydi. Bu sene tekli öğretime geçti. Halde burada sınıf sayısı azalınca ders sayısı da azaldı. Ders sayısı azalınca da norm fazlası duruma çok sayıda öğretmen çıktı ve bir mağduriyet meydana geldi. Yine biraz önce İsmail Bey'in söylediği Atatürk Anadolu Lisesi'nde, Tülay Başaran Anadolu Lisesi gibi birçok Anadolu Lisesi'nde son sınıftaki öğrencilerin özel okullara kaymasıyla beraber sınıflar kapatıldı. Sınıf kapatınca ders sayısı azaldı. Haliyle öğretmen norm fazlası duruma düştü. Bu norm fazlası duruma düşme o kadar çok fazla miktarda yoğunlaştı ki artık öğretmen arkadaşlarımız göçebe bir hayat yaşar haline geldiler. Yani hepsinin bir psikolojisi bozulur hale geldi. Çünkü biz öğretmen olarak bizi sadece şöyle görmeyin. Bunlar belli günün belli bir saatinde efendim geliyorlar, okula geliyorlar, derslerini veriyorlar, gidiyorlar diye düşünmeyin. Biz öğretmen olarak bizim de çocuklarımız var, bizim de bir ailemiz var, bizim de yaşam tarzımız var. Kendimize ayırdığımız sosyal zamanlar var. Biz aynı zamanda okul dışında çok ciddi miktarda okulun şartlarına göre kendimizi geliştirmeye de zaman harcıyoruz. Şimdi bir anda siz bir okulun şartlarına göre gidiş geliş, kendi çocuğunuzu ayarladınız, ailenizi ayarladınız, kendinizi ayarladınız, okulun şartlarına göre kendinizi ayarladınız. Size bir gün sabahleyin kalkıyor, okul müdürü çağırıyor, diyor ki size bir kağıt tebliğ ediyor. Hocam sen norm fazlası oldun. Sen diyor, işte diyor ki şurada açık okullar var, bunlardan bir tanesine git diyor. Bunu düşünün. Yani burada bir kameramana diyorsunuz, sokakta başka birisi diyorsunuz, herkes buna güler. Ama bu şunu da getiriyor, eğitimin kalitesini de azaltıyor. Mesela şu anda Milli Eğitim öyle sıkıntılı bir işi yaptı ki norm fazlası öğretmen arkadaşlarımızın görevlendirmesini zamanında yapmadı. Yapmayınca bugün geldiğimiz noktada devlet okullarında, ilkokul birinci sınıflarda
Hatta ara sınıflarda dahil olmak üzere öğretmen arkadaşlarımız hala sürekli değişiyorlar. Pardon, niye zamanında yapmıyor? Mani bir hal mi var? Yok, yani bu sonuç itibariyle zamanında yapması gereken işi, yani kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirmedikleri için zamanında yapmadılar. Mesela bugün birçok okul sayabilirim. Hala birinci sınıf öğretmenleri belli değil. Belli değil. Ortaokul kısmı ile ilgili branşçı arkadaşlarımızın da sürekli değiştiği okullar var görevlendirmelerden kaynaklanan sebeple. Yani biz planlamayı, milli eğitim olarak planlamayı yapamayınca, o işi düzgün gerçekleştiremeyince bu kurumu yönetenler ortaya başka bir ceneme çıkıyor, öğretmen sorunu çıkıyor. Ama burada idare genel itibariyle... Burada mağdur olan sadece öğretmen değil ki. Öğretmen zaten anlatmak istediğimiz en temel şey de odur. Şöyle bir şey var. Öğretmen mağdur oluyorsa anlayın ki orada öğrenci de mağdur, veli de mağdur oluyordur. Çünkü burada öğretmen birebir sınıfta öğrenciyle karşı karşıya bulunan, onun her türlü problemini halleden, velinin her türlü problemini halleden, eğitimi devam ettiren, her türlü iş ve işlemi gerçekleştiren, süreci yürüten kişidir. Öğretmeni siz o sınıftan aldığınızda yeni bir öğretmen gelene kadar orada bir mağduriyet meydana gelecektir ya da başka bir sistem ortaya çıkacaktır. Çünkü hani her öğretmenin bir öğretiş tarzı, bir yapış tarzı vardır. Bu noktada milli eğitim çok hatalı bir davranış yaptı. Bu diğer illerde de var mı bilmiyorum ama Samsun noktasında bu noktada bir sıkıntı var. Öğretmenin ikinci problemi, öğretmen son dönemde, yani bu sadece AKP iktidarında mıydı? Evet, bundan önce de belki 1980 öncesinde darbe dönemlerinde, ondan önceki sıkı yönetim zamanlarında, belki benim görmediğim zamanlarda öğretmenler arasında gruplaşmalar vardı. Ama en azından ben mesleğe başladığım günden itibaren gördüğüm ve de arkadaşlarımıza dinlediklerimiz daha öncesi için, bu özellikle 80 darbesi sonrasında sağcı ya da solcu kavramları öğretmenler arasında, yani siyasal kavramlar şeyini yitirdi. Yani insanlar dost oldular, arkadaş oldular, efendim kucaklaştılar, beraber iş yaptılar, beraber eğitimin her tarafına tuttular. Fakat AKP iktidarı öyle bir noktaya getirdi ki meseleyi, insanları kutuplaştırdı. Düşünün, ben bunun okul okul ve isim isim bile örneklerini vereceğim ama mantık itibariyle söylüyorum. O kadar ayrımcılık meydana geldi ki milli eğitimde. Yani bir tarafsanız siz, bir AKP taraftarı olanlar, bir de ötekileştirilenler olmak üzere öğretmenler ikiye ayrıldı. Ötekileştirilenlere şu yapılıyor. Ders planı düzgün yapılmıyor. Bunu her türlü baskı, her türlü angarya bu arkadaşlarımıza veriliyor. Nöbet yerlerinde en zor yerler arkadaşlarımıza veriliyor. Ondan sonra bu arkadaşlarımızın, ötekileştiren arkadaşlarımızın olduğu okullara milli eğitim yeterli derecede kaynak aktarmıyor. Mesela kantin gelirleri var, aktarmıyor. Ve bu noktada öğretmen arkadaşlarımız ötekileştirile çokça fazla miktarda okullarda artık psikolojisi bozulmuş. Efendim üzerinde baskı oluşmuş, mobbing uygulanan, ondan sonra öğretmen ortaya çıktı. Bunlar çok ciddi iddialar. Mobbinge karşı yargıya başvuruluyor ve neticeler alınıyor. Evet, biz de şu anda bununla ilgili olarak eğitim sende vurmuştu. Belki eğitim bir sende arkadaşlar vurdular mı bilmiyorum. Ama Türkiye Eğitim Sen olarak biz şu anda çok sayıda mobbing dosyası hazırladık ve bunları vermeye başladık. Yani çalışma barışı bozuldu öğretmen açısından. Biz şunu istiyoruz. Biz hangi görüşe sahip olursa olsunlar, açık ya da kapalı, kadın ya da erkek, doğulu ya da batılı, hiç fark etmez. Yani ne olurlarsa olsun, isterse Alevi, isterse Sünni, bunların hiçbir tanesinin önemi olmadan bizim ortak bir paydamız var. Biz öğretmeniz. Yani biz toplumun her türlü badireye rağmen %86 güvendiği bir iş koluyuz. Biz toplumun geleceğini yetiştiren insanlarız. Bizi siyasi iktidar öyle bir şekilde böldü ki, okulları o şekilde fazla miktarda cepheleştirdi ki, yani artık burada sendikal olarak eğitim senin de diğer sendikadaki arkadaşlarımızın da bir normalleşme sürecini yaşatmaya ihtiyacı var. Yani biz okullarda artık buradan özür diliyorum. Okul müdürlerine sesleniyorum. Bu bizim üyemiz olur, eğitim sen üyesi olur, eğitim bir sen üyesi olur, hiç fark etmez. Siz oraya hangi şekilde atandınız, artık bunları geçtik. Yani onlar geçen seneydi, geçtim o kısımları. Ama bu öğretmen arkadaşları, siz oraya yönetmekle mükellefsiniz buna. Siz o kurumun başında oturuyorsunuz. O kurumun başında olurken hangi siyasi gruba mensup olursa olsun ya da hangi sendikaya üye olursa olsun, açık ya da kapalı olsunlar ya da ne olurlarsa olsunlar, bu karşısındakiler bu kurumun öğretmenidirler, üniversite bitirdiler, KPSS'ye girdiler, atandılar, bu hakkı elde ettiler, devlet bu hakkı vermiştir. Lütfen bunların arasında bir ayrımcılık yapmayın. Artık bizim Samsun'un eğitiminin ilerleyebilmesi için bir kucaklaşmaya, hepimizin bir barışmaya ve bir noktada hepimizin bir yerinden bu meseleyi tutmaya ihtiyacı var.
Şimdi hemen burada Sayın Güneysu'ya bunu soracağım ama daha önce size bir şey soracağım. Sadece bir bilgi babında. Bu görevden alınan müdürler vardı, yargı kararları vardı, uygulanıyordu, evet. Uygulanmıyordu. Son durum nedir burada? Yargı kararları uygulanıyor mu? Daha öncesinde biz yine bu televizyon kanalında bir programa katılmıştık. O zaman bunun çok ciddi bir tartışmasını yapmıştık. Biz o dönemde Türk Eğitim Sen olarak burada müdürlerin görevde alınmasının hukuka uygun olmadığını söylemiştik. Daha sonraki süreç içerisinde mahkemelere gidildi ve mahkemeler, işte eğitim senli arkadaşlar var, eğitim işli arkadaşlar var ve Türk Eğitim Senli arkadaşlar, başkanın sendikasından var mı bilmiyorum, çok sayıda mahkeme kararı çıktı. Burada bir hakkı da teslim etmek lazım. Sayın Vali, tabii bir hukukçu. Bu noktada Türkiye'de son dönemde hukukun verdiği kararlara uymama kahramanlık göstergesi gibi görülüyor. Yani eskiden kabadayılar vardı mahallelerde, çıkarlardı, ben uyumlardı. Nedir Samsun'da uygulama? Evet, bu şey Vali Bey'in de şeyle, desteğiyle, isteğiyle buradaki mahkeme kararları müdürler açısından uygulandı. Peki, ben Sayın Güneysu'ya dönüyorum. Başkan bir normalleşmeye, bir kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Müdür hangi sendikalı, öğretmen hangi sendikalı, ne olursa olsun bu bozulan çalışma barışını yeniden düzeltme ihtiyacımız var dedi. Buna katılıyor musunuz? Bu konuda karşı adımınız nedir? Tabii. Çalışma barışı, iş ortamında öğretmenin birbirine güveni, oradaki verimliliği en üst derecede sağlayacaktır. Ancak şunu ifade edelim. Bu son dönemde olan bu ideolojik kalkışma ya da şu bu son dönemde olan olaylar değil. Ben şunu görüyorum, yani okullarda biz de görüyoruz. Bu anlamda, genel anlamda bir sorunun olduğunu görmüyorum. Yani bir öğretmen sen şu sendikaya üyesin, işte başı kapalısın, başı açıksın ki bu tür şeylere biz okullarda öyle uç noktada bir şekilde karşılaşmadık. Elbette mobbing uygulanıyorsa bunun karşılığı vardır. Yargı yolu vardır. Yargı yolunda bu en üst seviyede haklar aranır ve o haklar iade edilir. Şimdi şunu bilmemiz yani gerekiyor. Yargı yoluna ihtiyaç kalmadan mobbing uygulanmasın. Elbette tabii yani en doğal bir şeydir. Kesinlikle yani bir idarecinin. Bakın biz burada Osman Bey eğitim bir sen olarak idarecilerin yani okul müdürlerinin bir kadro olmaktan çok görevlendirme olmasını en çok bu temele dayandırdık. Bakın biz dedik ki okul müdürleri, müdür yardımcıları ve yine bunun dışında olan bir takım amirler artık kadro olmasın. Kadro olduktan sonra devletin kendisine vermiş olduğu makamı bir alttakine mobbing olarak uyguluyor ve dönüştürüyor. Nedir bu? Kadro olmayınca mobbing engelleniyor. Hayır, kadro olmayınca mobbing şudur. Yani her zaman o idarecinin ensesinde işini yapmadığı zaman o görevinden alınma tehlikesi vardır. Kimin tehdididir bu? Nasıl? Yani eğer öğretmene bu anlamda okulu iyi idare etmiyorsa, sadece öğretmeni değil, yani okulda verimliliği en üst seviyeye çıkarmıyorsa 4 yıl sonra kardeşim bu senin hakkın değildir denilir ve oradan alınır. Aynı zamanda siyasi erkin de tehdidi söz konusu olur mu? Kadro olmazsa. Hayır. Olmaz. Kesinlikle. Peki. Olmaması gerekir. Ha, olmaması burada gerekir. Şunu ya ifade edelim. İdeal olanı mıdır acaba? İdeal olanı budur. Böyle olmaması gerekir. Yani biz şunu ifade edelim. Yani daha önce öğretmenlerin ideolojik kamplaşmaları şunlar bunlar vardı. Bakın biz okullardaki özellikle öğretmenlerimizin barış ortamının elde edilmesi için bu sendikalar aslında çok büyük bir görev ifa ediyor. Öğretmenlerimiz orada anında sorunları getiriyor, bizimle paylaşıyor. Biz de bu anlamda müdahale ediyoruz. Elbette bir okul idarecisi okulunda en üst seviyede verimliliği ortaya koymakla yükümlüdür. Yapamadığı zaman o koltuk gidiyor. 4 yıl sonra yapamadığınız zaman bu okulda çalışma barışını sağlayamıyorsanız, bu okulda eğitim öğretim verimliliğini en üst seviyeye çıkaramıyorsanız 4 yıl sonra birileri alınır ve sizin yerinize bunu en iyi şekilde yapanlar buraya getirilir.
Bakın burada nedir? Değerlendirme gelmiştir. Öğrenci, öğretmen, okullarda biliyorsunuz öğretmenler bir değerlendirme kriteri, yani okul müdürünün devam edip etmemesi konusunda bir puanlama kriteri getirmiştir. Kim seçiyor onları değerlendirecek öğretmeni? Okulun en tecrübeli öğretmeni, en genç öğretmeni ve öğretmenler kurulunun belirlediği öğretmenler seçiyor. Şimdi bu nedir? Yüzde makamlar... kaç puan veriyor Sayın Hocam? Onlar yüzde kaç puan veriyor öğretmenler? %60 ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürleri ve onun üzerindekinde okuldaki öğretmenler ve diğer veli, okul aile birliği başkanı ve şey veriyor. Öyle bir anlatıyorsunuz ki ideal olan bir performans sistemi getirilmiş. Hayır hayır. Bunun için ben şurayı bitireyim. Bütün müdürler olayın temelinde şu var. Olayın temelinde şu var. Biz baştan itibaren şunu söyledik. Bu çok önemli. Bu meslekte asıl olan öğretmenliktir. Yani eğitim öğretiminde asıl olan öğretmenliktir. Herkes kendisini öğretmen olarak hissedecek. Kimse o makamları, yani mahkeme kadıya mülk değildir bunun için dedik. Bu makamları kendileri için kalıcı olarak görmeyecek ve asla o makamları kişisel itirazlarını çalışan öğretmenin ne karşı bir baskıya, başkanım, bir mobbinge dönüştürmeyecek. Ben hukuk eğitimi aldım. Ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Görevini yapmayan insanı yahut görevini ihmal eden, görevini kötüye kullanan insana kadro verseniz de vermeseniz de orada tutulması söz konusu olmaz. Hiç ama kimse, hiç kimse görevini altı ezmekte kullanamaz, kullanması kalmayan suçtur. Yani, ama bu bir caydırıcılıktır. Bu anlamda bir denetim vardır. Öğretmen, öğrenci açısından bir denetim vardır. Şimdi ben şunu ifade edeyim. Samsun'da bildiğim kadarıyla 1000'in üzerinden norm fazlası öğretmen vardır. Sayın Başkan'a kısmen katılmakla beraber şunu ifade ediyorum. Sistemin beraberinde getirdiği ve bugüne kadar sadece AK Parti iktidarı değil, daha önceki iktidarlarından yığınla gelen sorunlar vardır. Bu nedir? Samsun merkezde norm fazlası öğretmenler varken bugün Vezirköprü'de, Asarcık'ta biraz önce söylediğimiz vekil öğretmenler görevlendirilmektedir. Ve her gün mahkeme kararıyla veya eş durumu nedeniyle, şu nedenle, bu nedenle Samsun merkezi öğretmen gelmektedir. Norm fazlası dediğimiz olayın temelinde sadece yeterince, yani öğretmenin varlığı ya da yokluğundan değil, aynı zamanda sistemden, yani atama ve tayin yönetmeliğinden kaynaklanan bir yanlışlık söz konusu. Biraz da ezeli hastalığımız olan torpil ve iltimasın galiba bu işte bir yani ayı. Burada yani, tamam siz söylemeyin, ben söyleyeyim. Mümkün olduğu kadar şunun olması gerekir. Birincisi, biz şunu söyledik. Milli Eğitim'de, Samsun'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden şunu ifade ettik. Bir, eş durumuyla Samsun'a gelen öğretmenlerimiz var. Öğretmenimizin birisi Vezirköprü'de, diğeri Salıpazarı'nda. Tayin yönü şu anda mahkemeye başvurmadan tayin ile, atama ve tayinle bunların bir araya gelmesi mümkün değil. Ama görevlendirmeyle siz bunu bir araya getirebilirsiniz. Aynı zamanda merkeze gelen bir öğretmenimiz, Samsun merkeze gelen bir öğretmenimiz kesinlikle Vezirköprü'ye veya Asarcı'ya gitmek istememektedir. Ama bu bir sistemin gereği, gönderemiyor. Yani şu anda merkezde yoğun bir şekilde norm fazlası öğretmen var. Onun için şunu da öneriyoruz. Diyoruz ki, özür dilerim. Diyoruz ki öğretmeni Vezirköprü'ye veya Asarcı'ya tercih edecek, gidebilecek yolları açın. Şimdi özür dilerim. Sözünüzü kesiyorum hocam. Özür dilerim. Biz Çalıkuşu'nu okuyarak büyüdük. Şimdi öğretmenin oraya gitmek istememesini anlamakta ben zorlanıyorum. Yani üçünüz de öğretmenler temsil eden sendika başkanısınız. Kusura bakmayın. Öğretmenin oraya gitmek istememesini, ha iş durumudur, çocuğunun durumudur. İşte ama öyle. İstemeyen kimse yok. Sizin dediğiniz gibi. Yani şöyle bir şey yok. Yani zaten normal şartlarda bu öğretmen arkadaşımız Samsun'a gelmiş. Yani bu arkadaşımızın eşi var. Mesela arkadaşımız Vezirköprü'de çalışıyor. Kendi eşi bugün gelen bir bayan arkadaşımla ilgili söylüyorum. Vezirköprü'nün bir köyünde çalışıyor. Eşi 19 Mayıs Üniversitesi'nde hoca. Şimdi bunlar nasıl bir aile kuracaklar? Nasıl çocuk büyütecekler?
Nasıl yapacaklar? Yani onun tabii ki yargıya gidecekler. Tabii ki bu noktada aile bütünlüğünü sağlamak isteyecekler. Bu çok normaldir. Ama bence buradaki yani ben o başta söylediğim okulların planlamasının düzgün yapılmaması o binlerce öğretmeni açığa çıkarttı. Yoksa o eş durumundan gelen kısım çok cüzi bir kısım. Yani çok cüzi bir kısım orada bir sıkıntı yarar, o meydana gelmezdi. Benim öğretmen arkadaşım, ben hepsi burada yani dinliyorlardır. Bu ülkenin bayrağın dalgalandığı her yerde öğretmenlik yaparlar. O noktada sıkıntı yok. Ama siz müdür yardımcısı yapacağız diye torpille insanları müdür yardımcısı yapıp Vezir Köprü'den getirip de ondan sonra A okuluna, B okuluna müdür yardımcısı yapıp bir ay sonra da onu istifa ettirip de merkezdeki bir kadroya geçirip ondan sonra o okula ikinci bir müdür yardımcısı getirip ilçeden getirirseniz işte bu torpil ve ihtimas olur. Yani bu dediğinizi bir eğitimci yapmaz diye düşünüyorum. Yapmaz. Bence de yapmaması lazım, evet. Sayın Yavuz buyurun. Şimdi tabii eğitimin temel sorunları hepsi birbirini tetikleyen, birbirini bütünleyen ve devasa bir sorunlar yumağı haline getiren bir durum söz konusu. Bunun içerisinde öğretmenlerin sorunları, işte geçen sene yapılan müdür atamaları ve arkadaşımızın söylediği görevlendirme usulü müdürlük. Kadro usulü olduğunda ne oluyordu da görevlendirme usulünde yaptığınızda neyi yeniden hallettiniz de eğitimde bir üst basamağa, üst aşamaya sıçrattınız? Şimdi bunlar tabii ki şöyle büyük aklı, üst aklı okumadığımız sürece hep yaşayacağımız şeyler. O öğretmen buraya mı gelsin, bu öğretmen buraya mı gelsin? Elbette ki bunlar ciddi sorunlar. Ama ben şunu diyorum, Levent Başkan da söyledi. Evet, eğitimde bir kaos var, bir kutuplaşma var. Belki Necdet Başkan ona katılmadı ama burada bir AKP rejiminin kendisini bir kurucu iktidarmış gibi düşündüğünü iddia ediyorum. Bir rejim tesis etmeye çalışıyor ve bu mantık üzerinden de tüm kadroların kendisine siyasi olarak, ideolojik olarak, politik olarak yakın insanlar üzerinden şekillendirmeye çalıştığını düşünüyorum. Bu anlamıyla geçen sene yaklaşık Türkiye genelinde 8000 tane müdürümüzü aldınız. Bu müdürlerin içerisinde Türkiye Eğitim Sene üye vardı, bize üye olanlar vardı, eğitim işe üye olanlar yerine vardı. Yerine gelin sizin müdürünüz değil miydi hocam? Sayın hocam, yani biz de ben bir önceki buradaki tartışma programında dedim ki bu yaptığınız atamalar bizim için yok hükmündedir dedim. Çünkü gerçekten liyakatla, kariyerle gelmedi. Biraz önce dediniz ki öğretmenlik mesleği bir kariyer mesleğidir, bir uzmanlık mesleğidir. Evet. Müdürlük de bir uzmanlık mesleğidir. Bence de. Eğitim bir sene özellikle son 13 yıllık AKP iktidarında bütün kadroları Sayın kendisi üzerinde... Hocam sözümü kesmeyin. Milli eğitim hariç sözümü... diğer kurumlar bunları bitirdi. Bitirdi Sağlık mi? Sağlık bitirdi. Bitirdi. Şu anda Gençlik Spor Bakanlığı bitirdi. Başınız göğe mi erdi şu anda, Sayın Hocam? Hayır. Şu anda şunu söylemek istiyorum olan Sayın şurası. Hocam. Bakın. Hocam. Mesele şudur. Sayın Hocam örnek siz vereyim. Benim sözümü lütfen kesmeyin. Ben geçen sene, Levent Başkan da biliyor. Ben geçen sene müdürlük için açtığınız sözlü sınav, daha doğrusu sizin açtığınız demeyeyim de sonuçta bakanlığın açtı. Birazcık size haksızlık etmeyelim yani. Gerçi sizin de açtığınızı da düşünüyorum yani sonuçta ama. Evet. Sonuçta bakın bir yönetmeliği, yönetici atama yönetmeninin 12 defa, dün itibariyle de herhalde 13 defa değiştiriyorsunuz. Ve daha önceden sınavla yapılıyordu. Müdür arkadaşlarım sınava dayalı olarak atıldı. Sınav her şeyi çözer mi? Elbette ki çözmez. Tek başına çözmez ama sonuçta bir kriterdir. Evet. Şimdi ne yapıldı? Geçen sene itibariyle 7-8 bin öğretmen, müdür arkadaşımız görevden alındı. Dediniz ki biz artık bunu kadro karşılığında yapmıyoruz. Şimdi kadro karşılığında olmanın şöyle bir sıkıntısı yoktu. Diyor ki arkadaşlar koltuğa yapışmış müdür, 30 yıllık müdür. Ya bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetleme, teftiş kurulu yok mu? Denetleme, inceleme, soruşturma yok mu? Osman Bey'le biz bir dönem kendisi belediye başkanlığında çalışırken ben de Fen Lisesi'nin müdürüydüm. Gelirdi, biz de kendisinden yardım isterdik. Benimle ilgili inceleme, denetleme, soruşturma defalarca yapıldı. Ha hiçbir şey bulunmadı. Ama sonradan ne yapıldı? Her canlı bir gün ölümü tadacaktır ayetini referans alarak Eğitim Bir Sen'in dergilerinde şu çıktı ortaya. Her memur, her müdür bir gün rotasyonu tadacaktır. Evet. Bunu yazdılar arkadaşlarınız. Belki sizin şubeniz yazmadı ama değişik şubelerden dergileri incelediğimde böyle bir şeyle karşılaştık. Dolayısıyla bütün müdürler rotasyonu tattı. 2010 yılından itibaren ki onun mağdurlarından, ilk mağdurlarından biri de benim. Daha sonra da müdür yardımcıları, müdür baş yardımcıları ve akabinde de en sonunda bu da yetmedi. Yani kadrolaşma ihtiyacına, bu siyasi iktidarın kadrolaşma ihtiyacına bu müdürlerin rotasyonu yeterli gelmedi.
Ne yaptılar ondan sonra? Müdürlük kadro karşılığı olmaz dediler ve en sonunda da müdürlüğü bir görev, ikincil bir görev olarak tarif ettiler ve arkadaşlarımızı 4 yıllığına görevlendirdiler. Şimdi siz dediniz ki siyasi iktidardan bu yeni görevlendirilen müdürler azade olabilir mi? Bağımsız olabilir mi? Siyasi iktidarın yerel temsilcileri bunlara telefon açtığında birçok noktada bu müdür arkadaşlarımızın yapmama gibi bir lüksü olabilir mi? Eskiden yapmama lüksü vardı. Örneğin ben iyi hatırlıyorum Sayın Başkan'ın çocuğu, Necmi Bey'in çocuğu Fen Lisesi'ne böyle ramak kalmıştı girmesine ama giremedi. Şimdi ise farklı bir şey işliyor. Bunu değerlendirmek lazım. Bu anlamıyla bizim itirazımız eğitimsel olarak bu arkadaşlarımız kendilerini, biz diyorlar ki 80-90 yıllık Cumhuriyet tarihinde mağdur olduk. Dolayısıyla iktidarı da ele geçirdik. Bu iktidarı ele geçirdiğimize göre bize her şey müstahaktır. Doğal olarak diğerlerine de müstahaktır diyorlar. Ötekileştiriyor. Katılıyorum İsmail okullarda. Bey, İsmail Bey, Sayın daha Hocam, önce okullar, daha önce bu ülkede nasıl müdür olunuyordu? Siz Sayın yaşınız Hocam, müsait. Bakın sınava giriyordu insanlar. 2002 yılında 2002 sen nasıl müdür oldun abi? Sen nasıl müdür oldun? Sen nasıl müdür oldun mesela? Anlatsın bakalım. Nasıl müdür oldun? 99'da müdürlük sınavı çıktı ilk defa değil mi? Evet. Biliyorsunuz. Müdürlük evet. sınavı çıktı ve Türkiye'de bütün öğretmenler girdi bunu sınava ve hayır. 500 kişi geçti. Bak, ama nasıl müdür? Hayır, o sınava ben de girdim. Girdiniz. Ama ondan önce mevcut tabii ki, müdürlere bakın, Sayın Hocam, bir göstermelik sınav Hocam, yapıldı yok, ve bütün mevcut müdürler sınavı var. 99'dan öncesini söylemiyorum zaten. 99'dan öncesinde bir kriter de yoktu zaten. Anahtarı al, demin Sayın abim de söyledi. Ne dedi? Mühürü al, git başla göreve, müdür ol. Bir mühür, bir müdür. İlk kriterler o koalisyon hükümeti esnasında getirildi. Evet, koalisyon hükümetinde 99'da sınav getirildi. Allah rahmet eylesin, Bülent Ecevit'in başkanlığı döneminde şimdi, bir kriter geldi. Dolayısıyla bir kriter mi? Yeterli bir kriter mi? Elbette uyuldu. Ki yeterli çok bir kriter değil. Çok uzun zaman uyuldu. Ama siz ona da tahammül edemediniz. Yani bu AKP hükümeti dedi ki ya bu sınava girenler bizim düşüncemizin dışında da insanlar giriyor. Dolayısıyla bu sınavı da geçiyor. Bu sınavdan da 80-90 puan alıyorlar ve atanıyorlar. Buna da tahammül edilemedi ve en sonunda görevlendirme şekli mülakata dayalı olarak yapacak. Şimdi hocam, bu bizim tahammül ama biz onun buyur. Neresindeyiz onu bir konuşalım. Buyur, neresindeyiz? Bakın biz onun neresindeyiz? Biz baştan itibaren şunu savunuyoruz. Diyoruz ki bu meslekte asıl olan öğretmenliktir. Onu hepimiz iddia ediyoruz. Bir gün ben şunu söylüyorum. Bir gün bu ülkede eğer bütün idareciler öğretmen olmak için sınava girerlerse işte o zaman sorunlarımız olur. Ama öyle yapmıyoruz. Şimdi öyle olacak. Müsaade eder misiniz? Sayın Hocam. Hocam bir saniye. Sayın Hocam ben özür dileyerek. Bir saniye. Vakit çok ama daraldı. Ama ben bitireyim ondan sonra. Bitireyim bak, ondan sonra. Ben bir şey söyleyeceğim. Hocam Levent bitireyim. Bey bir eksik bıraktı da onun için söyleyeceğim. Tamamlasın şimdi. Sayın Güneş'i. Tamam. Sayın Hocam bak. Biz biraz önce öğretmen ve öğretmenin sorunlarından bahsediyoruz. Makamlar, mevkiler, şu sorun bu tartışmamız sona ermeyecekti. Bakın sorunun temelinde benim de söylüyorsunuz da pratikte gerçekten şey öyle olmuyor işte. Ya biz bunu baştan itibaren söylüyoruz. Eğitim birisinin kapılarında müdür olacağız diye bekleyenler oluşuyor. Benimle aynı okuldan mezun olan birileri eğer idareci olduğunda benim iki katım maaş alıyorsa bu her zaman devam edecektir. Sorunun temelinde bu var. Değişti mi bu? Değişmeli ve değişmesi gerekiyor. Hayır, istiyor musunuz değişmesini? Evet, kesinlikle istiyoruz. Ama bu mantıkla değişmez. Eğer biraz sonra bu toplu sözleşmeden konuşacaksak toplu sözleşmenin temel mantığında da bu var. Makama, mevkiye, koltuğa değil. Ben başka yere gideceğim. Ama ne yazık? Sayın Güneş, Sayın Yavuz. Sayın Güneş, Sayın Yavuz. Ben başka bir yere gideceğim. Sayın Yavuz, müdür iken görevden alınan kaç üyeniz var? Bizim çok az üyemiz vardı zaten. Toplam sayısı 194 tane müdür. Şimdi en fazla Türk Eğitim Sen'in. Çoğu bizim üyemiz. Evet, Türk çoğu Eğitim Sen'in üyesiydi. Kaç 35 görevden alındı. Evet. Şu anda kaç müdür üyeniz var? Ya toplam hepsini bilemiyorum. Ya 1700 okulun kadardır. Aşağı yukarı hepsidir. Hepsi olmasın ben arzu ederim bakın. Arzu etmeyin. Sayın Osman Bey, ben arzu etmeyin. Bu ülkede Osman Bey şunu söyleyeyim bakın. Ya arzu etmenizi sormadım. Hayır. Hep arzu edersiniz canım. Doğrudur. Burada şu masanın etrafında oturan Sayın Eğitim Sen Başkanımız Samsun'daki bütün öğretmenlerin onun için mücadele eder. Eğitim Sen üyesi olmasını ister. Yok öyle bir iddiam yok. Öyle bir isteğim de yok. Öyle bir isteğim de yok. Hocam iddia değil. Kim hak ettiyse o olsun. Yok hocam iddia üye, değil. Üye olmasını diyor. Hocam haklı. Elbette üyelikten bahsediyorum. Hayır üyelikten ben müdürlükten diyorsun. Pardon. Levent Bey'in hedefi de odur. Benim hedefim de odur.
Bizim ben, işimiz nedir? Meclisim, ben bu sadece rakamı öğrenmek istedim. Herhangi bir yorum getirmedim, herhangi bir zan istat etmedim. Yani rakamı öğrendim istedim. %80 oranında evet, öyle denildi. Ben bilemiyorum. %75 şimdi, oranında işte Eğitim Birsel en az 1500 üyeniz var. Olabilir. Müdür olan. Olabilir. 1700 bence kurum var. 1500 üyesi kesin sizin. Hocam bakın, ha, ben diğerleri de şimdi, o 200 şimdi, müdür arkadaşımız da büyük olasılıkla şimdi, görev süresi dolmamıştır. Şudur budur mahkeme şimdi, kararları. Ben bu oranın falan daha yüksek şimdi, olmasını şimdi isterim başka ama bir yere, haksızlıkla değil. Şimdi buradan hocam, başka bir yere gireceğim. Sayın Yavuz. Ben Sayın Güney, sözünüzü keseceğim ama buradan başka bir yere gireceğim. 15 dakika kaldı. Samsun nerede sorusuna geleceğim. Ve tam da burayla belki de burayla belki de bağlantılı olacak. Yakın zamana kadar veya 4-5 yıl öncesine kadar bir takım doğru veya yanlış o sınavların sonuçları açıklanırdı ve biz Samsun'un nerede olduğunu, nereden nereye gittiğini evet, görürdük. Ve üzülürdük, hüzünlenirdik. Samsun 20'lerden 30'lara, 40'lara, 50'lere doğru bir sürüklenme yaşardı. 4-5 yıldır yayınlanmıyor. Ama sizler eğitimcisiniz. Ben söyleyeyim oranını. Evet, evet, Samsun'un durumu nedir? Samsun 2 yıl önce Türkiye sıralamasında %52 iken, hı, şu anda %35. Yani toplamda, eğitim öğretimin kalitesinin artması açısından. Yeterli mi? Asla değil. Samsun bu ülkede, her zaman söylüyorum, Samsun bu ülkede eğitim öğretimin kalitesi açısından ilk onu hak eden. Bu %35 hangi değerlendirme? Yani Milli Eğitim'den alıyorum, soruyoruz. Yani bu anlamda ifadedir. Ha, bu anlamda %35 yeterli mi? Kesinlikle. Ben bunu bir iyileşme veya şu bu açısından söylemiyorum. Yok yani 52. Hayır. Bu çok daha ileri boyutta olması gerekir. Bakın. Nerede olmalı Samsun'da? Samsun'da şu anda Türkiye standartlarına baktığımızda öğrenci başına düşen öğretmen sayısı, sınıflara düşen öğrenci sayısı, sınıfa düşen öğrenci sayısı ve okullaşma oranı ve okul binaları açısından Samsun istatistik verilere göre %10'a giriyor. Dolayısıyla ben şunu soruyorum, yetkililere soruyorum. Diyorum ki madem ki bu fiziki yapılar içerisinde biz %10'a giriyoruz, neden %35 değil? Ben bunu önce kendime soruyorum. Bakın Eğitim Birsel başkanı olarak önce kendime soruyorum. Nerede yanlışlık yaptım diye. Daha önce de basına da paylaştım. Şunu soralım. Ben diyorum ki, nerede yanlış yaptım? Evet. Şunu diyelim. Bir, bu ülkede idarecilerimiz çok iyi idarecilerimiz. Öyle kabul edelim. Samsun'dan bahsedelim. Samsun için söylüyorum. Yani geçmişteki idarecilerimiz kalite idarecilerimiz. Yöneticilerimiz kalite yöneticilerimiz. Bir okul var, fiziki yapı var. Neden biz Türkiye'de halen 35'in onların ifadesine göre söylüyorum ki daha fazla olabilir 35. sıradayız. O zaman şunu mu diyeceğiz? Öğretmenlerimiz işini yapmıyor mu diyeceğiz? Veya Samsun'daki öğrencilerimizin anlama ve kavrama kapasitesi düşük mü diyeceğiz? Bir sorun var. Bunun bir kısmı yönetici ve idareci sorunudur. Yukarıdan aşağı bu sorundur. Bir sorun işte öğretmenin istihdam sorunudur. Ve en önemlisi, belki o noktaya gelemedik, bakın çok önemlidir. Önümüzde bir, şu anda kucağımızda var olan bir sorun var. Nedir? Dershane kapatıldı ve binlerce mezun öğrencilerimiz, okullardaki öğrencilerimiz ayrı bir sorun. Binlerce mezun öğrencilerimiz yarın nerede bu yarışmaya katılacaklarını bilemiyor. Biz bunları sorun olarak görürken Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ben bizzat söyledim. Dedim çözüm ne? Çözüm şudur. Siz Samsun'da, İlkadın ve Atakum'da merkezde iki tane devlet binasını, bugün Sayın Bakan'a da aynı şeyi söyledim. Gençlik ve Spor Bakanı'nı bir yerde gördüm. Sayın Bakanım böyle bir sorun var. Siz Samsun'un bakanısınız dedim. Bu okullardaki tamamlama kursları ile halledilebilecek bir sorun değil. Tamamen iki ya da ihtiyaç oranında okul 7 günlük bir süreyle bu mezun olan öğrencilerimize tahsis edilmeli ve buralar tam anlamıyla üniversite sınavına hazırlık hedefine göre. Dershanesi mi? Dershanesi. Tabii tabii. Buna kapaslı bir dershaneye farklı şekilde. Şu beklenmesin bizden dedim. Biz öğretmen olarak saat 3'e kadar derse gireceğiz. Ondan sonra okulda kurs olacak. 3'ten sonra da gideceğiz, o okulda kurs vereceğiz. Buradan verim elde edemezsiniz dedim. Hem öğrenci açısından, öğrencinin yorgunluğu açısından hem de öğretmenin
bu anlamda fazlalığı açısından. Norm fazlalığı ile ilgili bizim önerimiz de şudur. Bakın, öğretmen halen bu memlekette maraba muamelesi görüyor. Tören kıtası muamelesi görüyor. Devlet okullarında öğretmene tören kıtası muamelesi yapılıyor. Geçmişte daha fazlaydı bu. Biz okullardaki resmi kutlamalar dediğimiz, yani Cumhuriyet Bayramı ve 23 Nisan bayramlarını böyle askeri törenlerden çıkarılsın derken, öğretmenlerimiz orada idari amirlerin karşısında, kaymakamların, valilerin karşısında uygun adım yürüyüşünde yürüyerek ezilmesinler istedik. Ölçüyü kaçırdığı zaman dolayısıyla, hep bayram olmaktan çıkarttınız. Hocam bayram, Cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet'in bayramıdır. Bir devlet töreni değildir. Çünkü bu bayramlar, bu bayramlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenleri, öğrencilerine ve oradaki hizmetlerine ihale edilmiş idi. Cumhuriyet Bayramı günü sağlıktakiler tatilini yapardı. Şimdi diğer kamu çalışanları tatilini yapar. Öğretmen ise Sayın Güneysu, Sayın Güneysu, devlet millet farkına gitmeli. Milli bayram herkesin bayramıdır. Elbette. Devletin de bayramıdır. Tabii, tabii. Milletin de bayramıdır. O 23 Nisan, o 23 Nisan tarihte emsalsiz bir olaydır. Osman Bey, sadece öğretmenlerin öğrencilerin değil. Efendim, öğretmenlerin dışındakilerini de katalım. Evet. Öğretmeni çıkartacağımıza, kesinlikle, herkesi katalım. O 30 Ağustos bir zafer. Kesinlikle. Hayır, biz şunu da kabul etmiyoruz, 20, bakın. Onun dediğini de kabul etmiyorum. Biz öğretmenler olarak o 29 Ekim'i de, ama Cumhuriyet 23 Nisan'ı da hepsini yapmak istiyoruz. Hepsi biz en iyi şekilde kutlamak istiyoruz. Gerekirse o bayramların bütün sorumluluğu bizim üzerimize kalsın. Biz onu öğrencilerimize kutlamak istiyoruz. Kurban Bayramı da bizimdir, Ramazan Bayramı da bizimdir, dini bayramlar da bizimdir. Sayın Başkan, milli bayramlar da bizimdir. Ama bize tören kıtası muamelesi yapıyor. Onu kabul etmiyorum. Ben de kabul etmiyorum. Bakın, isteyerek kutlarız. Burada biz bunu tartışma noktasına getirilmesi bile yanlış. Ben bayramların tartışmasına girmeyelim ama. Şimdi Samsun'u konuşuyoruz. Sayın Kuroğlu, Başkan ilginç iki rakam verdi. Bir, okullaşmada, fiziki mekanda, maddi imkanda ilk ondayız. Ama kalitede ilk 35'teyiz. Arada uçurum var. Siz bunu nasıl açıklıyorsunuz? Şimdi ben birincisi o rakamları nereden bulduğunu bilmiyorum ama yani ben o rakamlar bana yani o noktada gerçekçi gelmedi. Yani mesela Milli Eğitim Sitesi'ne girdiğinizde ilkokulda, ortaokulda öğrenci ortalaması 25 gibi, genel orta öğretimde 27 gibi, mesleki teknik eğitimde 27 gibi geliyor. Ben hemen gelirken çok sayıda okuldan işte bu sayılarla ilgili bilgi aldım. Neredeyse 40'a çıkan sınıflar merkezde, fiziksel imkansızlıklar, her yer sınıf açılıp öğrenci sayısı düşürülmüş olsa bile öğrencilerin sosyal olarak hiçbir iş yapamayacağı, tiyatro oynayamayacağı, kütüphane yapamayacağı, ondan sonra spor yapamayacağı, işte bir etkinlik düzenleyemeyeceği hiçbir alanı bulunmayan okullar var ortada. Yani ben Samsun'un fiziki imkanlar bakımından özellikle 2005 sonrasında çok ciddi miktarda okullaşma oranı bakımından yani nüfusla birlikte düzgün bir şekilde gelişmediğini düşünenlerden bir tanesiyim. Bu yıl kaldı 14 ki, yeni okul kaldı ki Samsun'da. Kaldı ki mesela hemen Ömür Evlerinde o alan deresi kıyısında 5 katlı okul açıyorlar. Şimdi okul dediğin şey sadece bir binadan ibaret değildir. Yani bir binayı yaptınız, iş bitti mi? O okulun bahçesi olacak, o okulun spor alanları olacak, o okulun sosyal mekanları bulunacak. 5 katlı binayı dikmiş, önünde buradan hemen şu karşıdaki işte duvara kadar yaklaşık 4-5 metrelik efendim bir bahçe bırakarak okul mu olur? Bunun ismi okul mudur? Yani okul böyle bir şey midir? Yani burada bir bakış açısı sıkıntısı var. Bizim söylediğimiz şey eğitim dediğimiz şey tek başına bir bina ile alakalı değil. Bence çok yetersiz binalara sahibiz. Çok imkansızlıklar içerisindeyiz. Çok sıkıntı içindeyiz. Yani gerçekten okullarımız ağlanacak durumda. Ben öyle okullar sayarım ki Sayın Başkan nerelerde gezdi, hangi okulları gördü, hangi yerleri gördü onu bilemem ama ben Samsun'un tamamını gezmiş olarak efendim Samsun'daki okulların işler acısı içinde olduğunu söyleyebilirim. Peki Sayın Gülünsu'ya göre, mükemmelse göre işler acısı. Öğrencilerimizin diğer iller öğrencilerle girdiği rekabette, girdiği yarışta olduğu durum ne? Şimdi mesela bundan önce bazı illerde çok ciddi başarılar meydana geldi. Hı hı. O başarıların meydana geliş şekilleri tek başına eğitimin yandaşları tarafından yapılmıyor. Orada bir vali,
orada şehrin ileri gelenleri, orada toplumun bütün kesimleri, veliler, öğretmenler, okul idarecileri, efendim milli eğitim yönetenler, iş adamları, herkes bir araya geliyor. Ve o noktada şehrin öncelikli olarak fiziki imkanlarının geliştirilmesi, ardından çocukların okullara ulaşımlarının sağlanması, ardından eğitim kalitesinin arttırılması için ortaya bir kaynak çıkartıyorlar. Bu kaynak sadece parasal kaynak değil, aynı zamanda bir manevi kaynak çıkartıyorlar. O manevi kaynakla beraber bir mücadele veriliyor, o koro ciddi bir şekilde yürütülüyor, iş barışı sağlanıyor, öğretmen motive ediliyor, öğrenci bu noktada istihdam edileceği alanlar gösteriliyor ve buradan bir başarı sağlanıyor. Samsun'a baktığımızda ya zaten Samsun'un diğer alanlarında olduğu gibi bu alanlarında da bir enerji sahip değil Samsun. Yani o noktada bir enerjiye sahip değil. Artı Samsun diğer illere göre milli eğitimin politize olmuş olması, iş barışının bozulmuş olması bakımından da çok sıkıntılı bir şehir haline geldi. Ve bizim merkeze doğru meydana gelen göç olgusuyla beraber biz artık okullarda para kaynağı da aktarılamıyor. Aktarılmayınca biz çaresiz bir halde okullarda kıvranmaya başladık. Ama biz bu problemleri halledebiliriz. Bu bütün iller için söz değil. Yani mesela bunu halleden iller, bizden önceki iller genel itibariyle bu problemleri halletmiş iller. Gittik gördük mesela bir Denizli örneğinde, işte valinin önderliğinde Denizli'de iş adamlarıyla beraber bir şehir motivasyonu meydana getirmiş. Bizde bir şehir motivasyonu yok. Öncelikli bu. Ha biz buna rağmen ben şu noktada bütün öğretmen arkadaşlarım adına İsmail Bey de katılacaktır. Bıraksınlar bizi kendi başımıza. Yani artık bizim sırtımızı böyle yani bir siyasi iktidar böyle bize bir baskı kuruyor. Bizi böyle bir zapturapt altına tutmaya çalışıyor. Bizi bıraksınlar, rahat bıraksınlar. Ben iddia ediyorum. Biz 3 yıl sonra, 4 yıl sonra çünkü bir eğitim şey dönemi, bir yetiştirdiğimiz öğrenci 4 sene sonra mezun olacak. 4 yılda biz Türkiye'de derece yaparız ya. Sayın Yavuz katılacak mısınız? Sayın Kuroğlu katılacak dedi. Bir de daha sonra Sayın Güneşli'ye soracağım. Şimdi şunu sorayım ben. Yani ben bunu sorduğumda beni şimdi bir şekilde ifade edecek de sanki yani AK Parti iktidarından önce hakikaten yani Samsun'da eğitim, öğretim, güllük, gülistanlık mıydı? Oran neydi? Ya ona ben onu bir şey yapayım. Özür dilerim. Ona da cevap vereyim. Bir şey cevap vereyim. Kesinlikle bu iktidar bakın şunu bile söylemedim bakın. Öğretmenle ilgili şu anda son AK Parti iktidarında mevcut şu anda öğretmen sayısı 2/3 oranında artmıştır. Yani bu kadar nüfus oranı artışı olmamasına rağmen asla ben bunu söylemem, ifade etmem bu anlamda. Samsun'da şu anda daha önceki sınıfa düşen öğrenci sayısına bakın. Son zamanlarda sınıfa düşen öğrenci sayısına ben bunlar yeterlidir. Asla böyle bir şey söylemiyorum. Rakamlar önümüzde. Bakın diyoruz ki 287.000 civarında öğrencimiz var. 1707 eğitim kurumumuz var. Buyurun. Yani alt alta topladığımızda bunu görürüz. 10.036 derslik var. Ha bunu Milli Eğitim bak müdürlüğü yalan söylüyorsa buradan sesleniyoruz kardeşim. Niye yalan söylüyorsunuz? Bak, abi bir şey söyleyebilir miyim? Ha bu yeterli mi? Az bir şey söyleyeyim bitireyim sana vereyim. Şuna katılıyorum. Bakın bugün eğitim öğretim yapılan bu eğitim öğretim okullarımız, kurumlarımız biraz ben başta ifade ettim. Sadece ticaret amacı veyahut da bu anlamda bir şeyi kapatma hedefiyle yapılıyor. Şuna katılıyorum. Aynı şeyi ben bizzat İl Milli Eğitim Müdürümüze söylemişim. Demişim ki ya Kalkanca'da bir okul yapıldı. Müteahhit orada bir okul yaptı. Allah aşkına 32 derslik okul. Hocam bu 32 derslik okulda hiç olmazsa 600 tane 700 tane öğrenci olacak. Bu 700 öğrenci arka arkaya dizin şu okulun bahçesine sığıyorum bir bakın. Ya, bu projeleri eleştiriyoruz her zaman söylüyoruz. Her zaman ifade ediyoruz. O yüzden tarım lisesinin yerine tarım lisesinin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tarım lisesinin yerini taşınması tamamen şu açıdan doğrudur hocam. Bakın o ayrı bir tartışma konusu. Oraya girmeyin. Bakın, hocam, İsmail Bey bir şey söyleyeyim. Özür diliyorum. O ayrı bir tartışma. Özür diliyorum. Buyurun. Şimdi son dönemde ben hani televizyon programlarına çıktığımızda ya da bazen basın noktasında AKP'yi eleştirdiğimizde efendim bir arkadaş çıkıyor AKP'den önce. Şimdi şeyde Melih Gökçek bir tweet atmıştı. Diyordu ki ben Ankara Belediye Başkanı olmadan önce Ankara Belediyesi borç içindeydi. Orada birisi cevap vermişti. Ankara Belediyesi'ne sen belediye başkanı olmadan önce Ankara'da gelmeyen oğulları vardı diye. Ya şimdi arkadaş yani şöyle bir şey var. AKP 13 yıldır iktidarda hala 13 yıldır da yıldır iktidarda olan bir parti ve çağ o kadar hızlı bir şekilde değişiyor ki hala 13 yıl önce ne vardı? Yani 13 yıl öncesini tartışmıyor. Zaten o nokta kıyas doğru, doğru değil yani. Arkadaşlarımızın tek savunusu buyurun. Orada ben de oraya son temas iki dakika edecektim. Sizin. Çok temas edecektim. 13 yıldır iktidarda olan bir AKP.
Evet. Günahıyla, yani sevabıyla bu eğitim sistemi... Vatandaşın iktidara taşıdığı bir iktidardan bahsediyoruz. Elbette ki iktidarda. Yani bir şey daha söyleyeyim hocam. Ben iktidarda olup olmaması tartışmıyorum. Eğitim, öğretim, politikalar... Sayın hocam. Son iki dakika. Hocam, bakın. Eğitim, öğretim politikalarda siyasi iktidarın politikası... Siz AKP'yi de savunmayın. Hayır, ben savunmuyorum. Yerel temsilcisi değilsiniz. Sadece bir anakızı düşüyorum. Hocam diyorum ki, eğitim, öğretim politikaları da siyasi iktidarların politikasıdır. Yanlış gidiyorsa vatandaş hesabını soracaktır. Diyecektir ki kardeşim sen bunu yanlış yapıyorsun. Orada durma diye. Ama şöyle söylüyoruz. Bakın hocam, hayır konuşacağız hocam. Biz sınıfların, kalabalıklığından bahsediyoruz. Diyorsunuz ki daha önce de vardı. Biz diyoruz ki hayır, okullar dönüştürülüyor, şöyle dönüştürülüyor diyoruz. Daha önce de yapılıyordu. Okullar eskiden politik şey, şimdi ya, politikleşiyor diyoruz. Daha önce de vardı. Sadece, hep ben... daha öncesiyle süreci 13 yıllık AKP iktidarını aklamaya çalışıyorsunuz. Biz de diyoruz ki eğitimde 13 yıldır hiç kimseye nasip olmamış bir hükümet pratiği var karşımızda. Bunu belki Atatürk dönemiyle karşılaştırabiliriz. Bunun dışında Cumhuriyet tarihinde yok. Siz, daha doğrusu bu iktidar tüm eğitimin süreçlerinin olumlu ya da olumsuz bütün günahıyla sevabıyla üzerindedir. 13 yıldır halledemediyse de gerçekten yazıktır çünkü bir planı yok. Planı olmadığını öğretmen rotasyonundan gördük en sonunda. Nisan ayında yönetmelik çıktı 12 yıl üzerinden. Temmuz'da geldiler, yönetmeliği 15 yıla çıkarttılar. Daha sonra talep aldılar, arkadaşlarımızın taleplerini aldılar. Evet. En sonunda da dediler ki Temmuz ayında bakan çıktı. Ya kardeşim dedi, rotasyonu durdurdu. Şimdi hocam, buradaki rotasyon akla... kavimler şimdi, göçüdür diyen sendikanın temsilcisiyim ben ama burada. Ama gittiniz oturdunuz yönetmelik çıkarken daha önce bakanlık 8 yıl diyordu. Daha sonra siz dediniz ki ya hiç olmazsa 12 yıl olsun dediniz. Hayır hocam, yanlış. Sayın hocam, bak, rotasyon, ben oraya girmiyorum. Oraya girmiyorum rotasyon, ama daha önce dediğim bakın. Hani müdürler rotasyon tadacaktır dediğiniz gibi öğretmenlerin de rotasyon tadacağını söyledim. Sayın Yavuz, ben burada Sayın Yavuz, isterseniz ben çok az konuştum. Az konuştunuz ama son bir dakika. Sayın Güneş, izin verirseniz Sayın şimdi Yavuz, tabii, son bir dakika Levent Başkan'ın söylediği bir programı şey var. Programı kapayacağım. Tabii bakın, bir plan olmadığı için şu yaratılıyor. Burada elbette ki birçok ilkokul, ortaokul vardı ve bunların her biri son dönemde, son iki yılda inovatifleşti. Daha önce onunla ilgili de bir basın açıklaması yapmıştık Levent Başkan'la beraber. Şimdi yeni okul yapılmıyor. Yeni İmam Hatip Lisesi madem ki ihtiyaç, vatandaşın ihtiyacı. Buradaki ortaokul, ilk öğretim okulunu tutuyorsunuz. Dönüştürüyorsunuz İmam Hatip Lisesi'ne. Daha sonra da diyorsunuz ki ya diğer sınıflarda, diğer okullarda, ilkokullarda, ortaokullarda öğretmenler hem maddi imkansızlık içerisinde, hem fiziki imkansızlık içerisinde, hem de öğrenci sınıfları oldukça kalabalık bir şekilde. Sayın hocam, geçenleri de söyledik. Dedi ki yandaki İmam Hatip Ortaokulu'nda sınıfta kaç öğrenci var? Sayın hocam, İlin en gözde okullarını İmam Hatip Ortaokulu ya da İmam Hatip Lisesi yaparak dönüştürülüyor. Onu Sayın Yavuz, sözlerinizi toparlayın. Son sözünüz. Hocam Samsun'da sözümüz hangi, çok var da. Hocam Samsun'da bir, hangi İmam Hatip, hangi gözde okuyor İmam Hatip Lisesi yapıyor? Rica edeyim lütfen. Tamam, evet. Hocam, ama bir, bakın, hayır, benden sonra tamam. Bir başka program var. Ve son sözünü toparlaması için Sayın Yavuz'a söz verdim. İzin verirseniz son sözünü söylesin de programı kapayacağız. Aslında bir toplu sözleşmeye girecektik ama yok, toplu sözleşmeye girelim. Zamanımız yok. Son bir şey, evet. Yani son bir sözünüz varsa alayım, yoksa ben programı kapayacağım. Bir dakikam var. Evet, bir dakikanız var. Evet. Tabii ki 2015-2016 eğitim öğretim yılı bütün öğretmenlere, öğrencilerimize tekrardan hayırlı olsun diyorum. Ama eğitimin sorunları 13 yıllık AKP iktidarında bir kaos biçiminde artarak devam etmekte. Bu anlamıyla da sorunu yaratanlar sorunu çözemeyeceğini düşünüyorum. Ben eğitimde daha bilimsel, layık, demokratik bir eğitim sürecinin işletilerek daha önce de bunu başkanla da tartışmıştık. Bu mantık üzerinden ancak eğitim politikalarının değişebileceğini ve gerçekten özlediğimiz güzel eğitim ortamlarında ve gerçekten itibarını kazanmış meslektaşlarımızla birlikte çalışabileceğimizi düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın Kuroğlu, sadece... Teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde çalışma barışı sağlanır. Bu kutuplaşma ortadan kalkar ve Samsun eğitimi dairelere gider. Sayın Güneş, bir haftasını geride bıraktığımız eğitim öğretim yılımızın bütün eğitim öğretim çalışanlarına, velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sorunlarımızdan daha çok inşallah bir başka programda
çözümlerimizi de konuştuk. Çözüme kavuşmasını istiyoruz. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Üç eğitimci, üç eğitim sendikasının değerli temsilcisi burada görüşlerini aktardılar. Tabii süre yetmez eğitim gibi bir sorunu. Biraz da eğitimi konuşalım derken siyaseti konuşunca eğitimin sorunlarını uzun boylu tartışmaya fırsatımız kalmadı. Yeni bir programda meseleyi ele alacağımızı umuyorum. Yeni bir programda buluşuncaya kadar sağlıkla kalın, hoşlukla kalın efendim. Hayırlı geceler. YEPAŞ, Osman Kara'yla Farklı Bakış'ı sundu.